trabzonlar olarak Konya'da CEO Av Tüfeği İmalatı Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne konuk olduk. Yanımızda şirket ortaklarından Genel Müdür Ömer Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1976 Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu kasabasında doğdum. İlkokulu ve ortaokulu Huğlu'da okuduktan sonra bizim Huğlu'nun usta çırak ilişkisi münasebetiyle birlikte Huğlu'da aktif bir şekilde av tüfeği imalatı yapmaya başladık. Yaklaşık 20 yılımızı burada geçirdikten sonra geçtiğimiz işte 2,5 sene önce de benim haricimde 2 tane daha ortağımla birlikte bir şirket kurduk. Şu anda Beyşehir'de ikamet ediyoruz. Fabrikamız da Beyşehir'de. Özet olarak bunları söyleyebilirim. Peki bize kuruluş öykünüzü anlatabilir misiniz? Benim ve bir diğer ortağımın imalat noktasında yaklaşık 20-25 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Diğer ortağımız ki Adana'da ikamet eden ve fabrikası da olan diğer ortağımızın da 50 yılı aşkındır babadan devam ede gelen satış ve pazarlama noktasında bir tecrübesi var. Biz işte 2015 yılında iyi bir ürün, farkındalık oluşturacak bir şirket yapalım noktasında hemfikir olduk. Ve 2015 yılının 29 Haziran'ında bu şirketi kurduk. Yani kısaca bunları söyleyebilirim. Ömer Bey, bizlere üretiminizden ve kalite politikanızdan bahseder misiniz? Şimdi efendim dünyada av tüfeği bu camianın içinde olanlar bilir. Dünyada çok meşhur ülkeler vardır. İtalya gibi, Belçika gibi, efendim Almanya gibi ülkelerde çok kaliteli ürünler yapılır. Son zamanlarda, son yıllarda da ülkemizde de bu manada önemli atılımlar var. Biz üç ortak ilk şirketi kuracağımızda şunu söyledik. Yani farkındalık oluşturabilecek isek, katma değeri yüksek ürün yapabilecek isek böyle bir birlikteliğe girelim dedik. Netice-i meram biz yarı otomatik dediğimiz av tüfeğini imalatına başladık. Ar-Ge'si bir yılı aşkın bir zaman sürdü. Ve bu üretmiş olduğumuz ürünün içinde barındırmış olduğu özellikler Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış tüfekler olması münasebetiyle iyi bir ürün yaptık. Akabinde de devam eden, işte önümüzdeki ayda İVA fuarında Almanya'da sergileyeceğimiz, devamında İstanbul ProHunt fuarında sergileyeceğimiz çok özellikli, çok güzel, yine Türkiye'de daha önce hiç yapılmadığına inandığım ve bildiğim bir trap tüfeği de yaptık. Netice-i meram biz kaliteli ve farkındalıklı ve katma değeri yüksek olan ürün yapmak için bu yola çıktık. Tabii ki seçtiğimiz elemanlarımız, çalışma arkadaşlarımız da bu manada nitelik açısından iyi ve önemli noktalarda çalışmış kişilerle çalışıyoruz. İyi bir ekibimiz var. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Dünyaya baktığınız zaman Türkiye'yi silah konusunda nerede görüyorsunuz? Dünyanın bir numarası, zaman zaman iki, bir numarası buralarda. Ama işte katma değeri düşük ürünler yapıyoruz. Yani şöyle, İtalya'da bir ürün örnek veriyorum 3-4 bin euro ederken benzer ürünü biz 200-300 euroya belki satamıyoruz. Bunun sebepleri de tabii İtalya'da 300-400 yıllık firmalar var. Bu firmaların büyük tecrübeleri var, altyapıları. Sonra bir İtalyan malı, işte bir Belçika malı, ülke marka değerleri de var. Biz de ama çok önemli mesafeler kat ediyoruz ki İVA fuarı uluslararası birinci derecede iyi bir fuardır. Bir sürü Türk firması artık oraya katılır duruma geldi. Yani 60-70'in üzerinde Türk firması orada temsil ediyor ülkemizi. İyi noktalara doğru gidiyoruz. Genel anlamda kaç kişilik bir çalışma ekibiniz var ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? 15 kişilik bir ekibiz. Ama hizmet aldığımız bu bölgede kalifiyeli insanlar var. Bu hizmet aldığımız kişilerle beraber yaklaşık işte 40 kişilik bir dışarıdan da hizmet aldığımız bir ekip arkadaşlarımız var. Ama burada bizim bünyemizde çalışan 15 kişiyiz. Tabii yani biz nitelikli ve farkındalıklı, katma değeri yüksek bir ürün yapacağız iddiasıyla yola çıktığımız için iş yaptıracağımız kişileri de biraz özenle seçmeye çalışıyoruz. Netice-i meram ben buradaki çalışma arkadaşlarımın hepsinin kendi alanlarında iyi pozisyonlarda olduğuna inandığımız kişilerdir ve bu şekilde ekibimizi oluşturuyoruz.
Peki devlet desteği alıyor musunuz? Şimdi devlet desteğini işte 2 yıllık bir firma olduğumuz için henüz bir devlet desteği söz konusu olmadı ama yakınlarda COSGAP'in bir şeyi oldu, çalışması oldu. Biz de müracaat ettik. Yani o önemli bir tezgah talebinde bulunduk, ölçüm cihazı. Zaten hani şunu da söylemek isterim. Bu tür teşviklerden imalatı arttırma noktasında, sayısal üstünlüğü yakalama noktasında genelde kullanılır. Ama biz bunun yerine ileriye dönük projelerimizin arasında savunma sanayi ile çalışmakta olduğu için 3 boyutlu, yani bunu dinleyen seyircilerimizin vakıf olanları bilirdir, 3 boyutlu CMM cihazı dediğimiz cihazı talepte bulunduk. İnşallah bugünlerde açıklanacak. İlk kez böyle bir destek alacağımızı inanıyorum. İşte bir de fuar destekleri, yurt dışına katıldığımız fuarın desteklerini de aldık. Şimdilik böyle. İhracata yönelik çalışmalarınız mevcut mu? Geçtiğimiz yıl, yani birinci yılında Almanya fuarına, uluslararası bir fuara katıldık. Bu ihracat birinci, bu manada önceliğimiz olduğunun bir göstergesidir. Yine işte önümüzdeki 9 Mart'ta, yanlış hatırlamıyorsam, 9 Mart'ta tekrar aynı fuara gideceğiz. Bunun yanında bizim diğer ortağımız Cemil Erürek Bey var. Bu Cemil Erürek Bey'in 10 yılı aşkındır Amerika'da bir satış pazarlama şirketi vardır. Dolayısıyla Amerika'daki ayağımız, ki tüm dünyada bu tüfeğin en çok satıldığı ülke Amerika'dır. Amerika'da da ortağımızın bir şirketinin olması bizim için büyük avantaj. Tabii ihracat bizim için çok önemli, birincil hedefimiz diyebilirim. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Biz burada 15 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Mekan olarak istediğimiz büyüklükte değil. Hatta dün veyahut da ondan önceki gün projeler üzerinde görüşmeler yaptım. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Beyşehir OSB'de yaklaşık 8000 metrekare bir alanımız var. Bu alanın içerisine de ilk etapta bir 3000 ila 3500 metrekare bir kapalı alan yapmayı planlıyoruz önümüzdeki 2 veyahut da 3 yıl içerisinde. O çalışmamız tamamlandıktan sonra en önemli hedeflerimizden bir tanesi olan savunma sanayine iş yapmak ve bunun için şimdiden yatırımlarımızı o yönde planlıyoruz. Yani ileriye dönük hedefimiz nedir dediğimde nitelikli ürün yapma noktasındaki kararlılığımız devam edecek ve savunma sanayine de iş yapacağız inşallah bu şekilde. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine nitelikli, katma değeri yüksek ürünlerle ulaşılabileceğine inandığımız için biz bu yolda harekete geçtik. İnşallah 2023'teki hedefe ulaşma noktasında bir nebze de olsun katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize diyerek konuşmamı bitirebilirim.